Değerli dostlarım, değerli kardeşlerim. Bir önceki videomuzda sizlerle birlikte Osmanlı Devleti'nde 1863-1866 yıllar arasındaki 3 yıllık süreçte meydana gelen gelişmeleri elimizden geldiği, dilimizden döndüğünce anlamaya ve anlatmaya çalışmıştık. İnşallah bu videomuzda ele alacağımız konu 1866-1868 yıllar arası Osmanlı İmparatorluğu kronolojik tarihi olacaktır. Biz bu videomuzda sizlerle birlikte bu 2 yıllık süreçte Osmanlı Devleti'nde meydana gelen gelişmeleri kronolojik, doğru, net, kısa, az ve öz ve anlatılabilir bir şekilde anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. Öncelikle hepiniz tekrardan videoma hoş geldiniz. O zaman hazırsanız videomuzun ilgili kısmına geçebiliriz. Değerli dostlarım, değerli kardeşlerim. Evet, 1866 yılında Ahmet Süreyya Emin Bey'in modelini hazırladığı seri ateşli topla Osmanlıların topçulukta hamle yapması. Artık seri üretime, seri bir şekilde top üretimine, yani ateşli silah olan top üretimine geçiş yapıyordu değerli dostlarım. 1866 yılında Sinek Şeler şirketinin kuruluşu gerçekleşiyor. 1866 yılında dahiliyede sarf edilecek malların satış fiyatından %10 indirim yapıldıktan sonra gümrük tutumları tespit ediliyor. Yani bu sayede bir ekonomik kötülüğün daha adım atılmış oluyor değerli dostlarım. 1866-67 yılları arasında Avusturya'nın Prusya karşısında mağlup olması ve Macaristan ile eşit bir birlik kurması. Yani Macaristan'ın iki bölmesi. Avusturya, Macaristan. Avusturya, Macaristan İmparatorluğu ortaya çıkıyor değerli dostlarım bu sayede. Evet, 1867 tarihinde Sırbistan'daki son Osmanlı askeri temsiliyetinin ortadan kaldırılması, Sırp kalelerinin tahliyesi gerçekleşiyor değerli dostlarım. 1867 tarihinde Rüştiyelere gayrimüslim talebe alınmaya başlanıyor. Yani yabancılar da Osmanlı okullarına eğitim görmeye başlıyor. Beyrut, Amerikan Üniversitesi kuruluyor değerli dostlarım. 1867 tarihinde Mısır valisi İsmail Paşa Mısır'ın başına geçiyor ve Hedef ilan ediliyor. 1867 tarihinde Gerit Osmanlıların Avrupa'ya kaçmaya başlaması. Baskılardan sakılan Gerit Osmanlılar Avrupa'ya kaçmaya başlıyorlar. Ben hatırlarsanız yeri yüzünde demiştim ya Gerit Osman, yani bu öğrenciler Avrupa öğrenci yönelisi, bu öğrenciler 1950'ye kadar ülkemizde çok önemli görevlerde bulunacak diye. Bu zamanın bir adamı değerli dostlarım. Bunu da ikisini beraber değerlendirmenizde fayda var. Değerli dostlarım, değerli kardeşlerim. Evet. 1867 tarihinde yabancılara Osmanlı Devleti'nde mal edinme, mal edinme hakkı veriliyor değerli dostlarım. 1867 tarihinde Bahriye Nezareti kuruluyor. 1867 tarihinde menafi sandığının bütün vilayet ve sancak merkezlerine yayılması, yani günümüzdeki Ziraat Bankası 1867 tarihinde menafi sandıklar adıyla ülkenin her tarafına yayılıyorlar değerli dostlarım. Bakın bunun kuruluşunda bir taş var. Hani şöyle bir taş örneğin. Taşın üzeri oyuk. İnsanlar, parası olan insanlar gelip buraya paralarını koyuyorlar. 50, 100 her neyse. Hani kuruşluk tabii önemler. Altın, akçe. Paralarını koyduktan sonra ihtiyacı olan insanlar ihtiyacı olduğu kadar bu sandıklardan, taşlardan paralarını alıyorlar. Bu sayede ne ihtiyacı olan kişi zor durumda kalıyor. Ne parası olan insan hayrı azalıyor, hayrın bereketi azalıyor. Yani ne alan el görüyor kimin bıraktığını, ne veren el görüyor kimin aldığını. Bu da çok önemli bir hayır eseridir değerli dostlarım Osmanlı Devleti'nde. 1867-76 yıllar arasında İzmir Rıstımı'nın inşası. Yani İzmir'e liman bu tarihlerdeki 9 yılda yapılıyor değerli dostlarım. 1867'nin 22 Şubat'ında eğitim sahasında Fransız notası veriliyor değerli dostlarım. 1867 tarihinde Mısır'a hidrik statüsünün verilmesi gerçekleşiyor. 8 Haziran 1867. Bu sayede Mısır Osmanlı'dan tamamen ayrılıyor değerli dostlarım. 1867 tarihinde Sultan Abdülaziz'in 21 Haziran 1867 tarihinde Sultan Abdülaziz'in
Avrupa seyahati gerçekleşiyor. Ancak ondan sonra Sultan Mehmet Vahdettin kısa bir müddet de olsa Avrupa'ya seyahat edecektir. Yani bu önemli bir adamdır, Avrupa seyahati. Ve bunu demir yolunda yapıyor. Bu da apayrı bir önemli adamdır. Değerli dostlarım, değerli kardeşlerim. 1868 tarihinde Ali Paşa'nın Girit isyanlarını teskin etmesi ve Girit'e özel bir statü verilmesi. Yani Girit artık yarı özerk, yani Osmanlı Devleti'ne vergi veren, yani Osmanlı Devleti'ne bağlı bir toprakken artık Osmanlı Devleti'ne vergi veren yarı özerk, yani yarı bağımsız bir eyalet haline dönüşüyor değerli dostlarım. Tabi daha sonradan Yunanistan'a birleşecek. 1868 tarihinde İstanbul Galatasaray Lisesi'nin açılması gerçekleşiyor. Bu okulda liseye dönüştü bilmiyorum da. Galatasaray Lisesi. Evet, İstanbul Galatasaray Lisesi açılıyor. Bu okulda günümüzde eğitim veren çok önemli, çok muazzam bir okuldur. Bu okula öyle girmek kolay değildir günümüzde. Değerli sorun, bu okul 500 puan üzerinden alıyor ve 500 puan üzerinden de bir sürü şartlar. Mesela bilmem yasın su olacak, bilmem soyun su olacak, bilmem su olacak. 500 puan öyle bu okula doğru girilen bir okul. Bu okul değerli sorun, çok önemli bir okul. Türkiye'nin en önemli eğitim konularından bir tanesi. 1868 tarihinde İstanbul Emniyet Sandığı kuruluyor değerli dostlarım. Yani İstanbul Emniyet Müdürlüğü bu tarihte kuruluyor diyebiliriz. 1868 tarihinde artık yerel esnaf şirket etmeye başlıyor. Çünkü niye? Avrupa ile rekabet edemiyor. Avrupa'nın uzun hammaddesi ile rekabet edemiyor. Ve o insanlar da diyorlar ki acaba bir şirket olursak Avrupa ile rekabet edebilir miyiz? Evet. Bu şekilde, bu sayede de demirciler ve dokumacılar kendi şirketlerini kuruyorlar. Değerli dostlarım. İlk kez 1868 tarihinde. 1868 tarihinde Sultan II. Mahmut'un Fes, yani eskiden hatırlarsanız sarık vardı. Sarıkları da neden üretiyorlardı? Kefenleriydi, padişahların kefenleriydi. Kefenleri vatanlarına sarıyorlardı. Sonra Sultan II. Mahmut Fes getirdi. Fes, kırmızı bir şey. Kırmızı bir şapka, külah gibi. Tabii daha sonradan Cumhur Atatürk feshaneyi kapatıp yerine şapka kanunu getirecektir ama feshane budur değerli dostlarım. Evet, 1868 tarihinde feshane modern bir dokuma fabrikası haline getiriliyor değerli dostlarım. Bu da önemli bir adamdır. Osmanlı Devleti'nde dokumacılık alanındaki önemli adamlardan bir tanesidir değerli dostlarım. Evet, değerli dostlarım, değerli kardeşlerim, Osmanlı Devleti, bakın, ben devletleri 3'e girerim. Ben kendi tarihi bilgimle dünya üzerindeki devletleri 3'e girerim. Bir, hani ben bunu söylerken tabii ki Türk tarihine göre yorumluyorum. Devletler 3'e ayrılır. Bir, Asya devletleri. Kısa sürede kurulurlar. Çok kısa bir sürede dünyaya yayılırlar. Dünyayı hükmederler. Çok kısa bir sürede yıkılırlar. Nereden yıkılırlar yani. Mesela Büyük Selçuklu Devleti. 1071'de kuruluyor. 157'de yıkılıyor. 180 hatta 1071 değil. 1048'de kuruluyor. 1171'de yıkılıyor. Kaç yıl? 48, 58, 68, 71, 23, 123 yıl. Ama bütün dünyaya hükmediyor ve çok muazzam bir imparatorluk haline geliyor. Genellikle mesela Büyük Hun İmparatorluğu, Asyon Devleti. Mesela aynı kez Harizm Şahlar Devleti. Yani Asya'daki Türk devletleri kısa sürede kurulup kısa sürede yıkılırlar değerli dostlarım. Mesela Moğolistan'a bakalım. Moğolistan'a bahsediyorum. Moğolistan. Dostlarım Moğolistan, Cengiz Han'ın soyundan gelenlerin kurduğu bir devlet. Bakın eskiden Moğolistan denildiğinde, eski tarihi kaynaklarda mesela Moğollar denildiğinde İnsanın tüyü diken diken olur. Çünkü gaddar bir insandır. Gaddarlardır ve çok insanlar onlardan korkarlar. İkinci kısımda yer alırım. Avrupa devletleri kurulurlar, yıkılırlar. Lakin bu devletler kaç yıl ömür sürürlerse sürsünler. Artık yavaş yani artık Hristiyanlaşırlar bir müddet sonra. Bu devletlerin böyle özelliği vardır. Üçüncü kısım ise dostlarım Mezopotamya devletleri. Hani tam Doğu ile tam Batı'nın arasındaki devletler. Türk devletleri. Mesela Anadolu Selçuklu. Ya da mesela Osmanlı ya da mesela Türkiye.
uzun süreler hüküm sürerler. Ve yavaş yavaş duraklar, yavaş yavaş yıkılırlar. Ben bunu neden söyledim? De oturum. Osmanlı tarihi çok muazzam bir tarih. Osmanlı 1302'den 1923'e kadar 621 yıl boyunca hüküm sürüyorlar. Önce Burta'da, hatta Burta'da böyle değil, İznik'te bastırıyorlar, Bursa diyelim. Burta'da bastırıyorlar. Bursa'dan bir çınar gibi bir kolu Avrupa'ya yayılıyor. Viyana'ya kadar gidiyor. Viyana'yı alamıyor. Bir kolu Tebriz'e kaç defa giriyor? Doğuda. Bakın batıyı anlattım. Şimdi doğuyu anlattım. Kuzeyde Osmanlı Devleti'ne bağlı Kırım Hanları. Kırım Hanları da Cengiz Han'ın soyundan gelmek istediler. Kırım Hanları Moskova'ya kadar ilerliyor. Moskova'yı alamıyor. Alıyor da yani sonradan geri çekiliyor. Çünkü buz gibi havası. Hala. Bir kolu Afrika'dan Fas'a kadar ilerliyor. Yani bu devletler çok muntazam ve çok büyük devletler. Değerli dostlarım, değerli kardeşlerim. Evet. Şimdi dostlar. Osmanlı Devleti dediğimiz devlet çok muntazam bir devlettir. Yani bakın dört koluna yayılmış. Bir kolu Moskova'ya kadar gitmiş. Bir kolu Viyana'ya gitmiş. Bir kolu Tebriz'e girmiş. Bir kolu Fas'a kadar ilerlemiş. Dört koldan çok büyük alanlara yayılmış. Ben bunu neden söylüyorum? Bakın ortadaki yani Doğu Avrupa'nın ortasındaki devletler Türk devletleri çok uzun bir müddet hüküm sürerler. Dostlar, kolay kolay yıkılmazlar. Osmanlı Devleti de 1536 yılında gücünün zirvesinde Kanuni Osmanlı Devleti gücünün zirvesinde. Ne zaman zirveye çıkıyor? 1453'te zirveye çıkıyor. 1536 yılında tam zirvede. İkinci Selim zirvedeki dünyadaki herkesin korktuğu bir devleti ele alıyor. Lakin yaptığı yanlış hamleler bu devletin de kısa sürede yavaş yavaş yıkılmalarına yani yıkılmasına neden oluyor. Bakın biz kaça geldik şimdi? Bir mesut sorsan ele alalım. Ele alalım. Oradan düşünelim. 1868'e geldik. Yani ortalama 1300 yıl, 302 yıl ilerledik. 302 yılda hala Osmanlı Devleti var. Yani hiçbir devlet yoktur ki dünya üzerinde 600 yıl hüküm sürsün ve hüküm sürdüğü bütün topraklara merhamet ile, hoşgörü ile, tevazu ile muamele eylesin. Osmanlı Devleti normalde 1923 yılında yıkılıyor. Saltanatın kalması, efendim, Vahdettin'in ülke terk falan filan. Lakin Osmanlı Devleti'nin dinde hala bizler tarihçiler Osmanlı Devleti'ne büyük bir saygı duyarız. Ki bakın ben mesela her zaman için şunu derim kendi esasi günlük konuşmalarımda, sohbetlerimde, hayatımda. Biz Oğuz'dan geldik. Oğuz'dan geldik. Selçuk'un aradaki tarihi hatırladım. Selçuk'tan türedik. Yine aradaki tarihi hatırladım. Yani Oğuz'un aslı, Selçuk'un nesli, Osmanlı torunu, Atatürk çocuğuyuz dostlarım biz. Bu bütün Türkler bizimdir. Bak mesela Timur. Katır bir hükümdar mıydı? Hayır. Ama sırf Osmanlı Devleti'ni yıktı diye biz Timur'u sevmiyoruz. Halbuki Osmanlı Devleti Timur da bizim bir atamızdır. Eğer dostlar bunu da böyle kabul etmemiz gerekir. Tekrar edeyim. Biz Oğuz'un nesli, pardon, Oğuz'un aslı, Selçuk'un nesli, Osmanlı torunu, Atatürk çocuğuyuz. Ki her kim olursa olsun Osmanlı ile Atatürk'ü birbirine düşürmek isteyen, yani işte Osmanlı'sın Atatürk'sün diyen kim olursa olsun bu şarlatanlara asla ve asla itibar etmeyin değerli dostlarım. Biz bunu biliyoruz. Osmanlı da bizim, Atatürk de bizim. Evet değerli dostlarım biz bu videomuzda sizlerle birlikte 1866-68 yıllar arasındaki 2 yıllık süreçte Osmanlı Devleti'nde meydana gelen gelişmeleri anlamaya ve anlatmaya çalıştık. Bunun nedenini biraz daha sohbet ettik. İnşallah diğer videomuzda ele alacağımız konu 1868-1870 yıllar arası Osmanlı İmparatorluğu kronolojik tarihi olacaktır. Biz diğer videomuzda bu 2 yıllık süreçte meydana gelen gelişmeleri ve olayları elimizden geldiği dilimizin döndüğünce anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. Videomu buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Canım kardeşlerim, Allah'a emanet olun. Diğer videomuzda yepyeni bir konuda daha görüşmek üzere. Tekrardan videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.
Yeni videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun.